Bakın felsefeciler daha insanlık tarihinden itibaren nereden gelip, nereye gidip, ne için geldiğini bilmiyorlarmış. Bu hakikati anlatan din olmuş ve bunu en cami, en güzel şekilde anlatan da Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam olmuş Kur'an vasıtasıyla. Nereden geldik, nereye gidiyoruz ve neciyiz? Bu bir tılsım, bunu yıllarca araştırmışlar. Bakın biz bunları düşünmüyoruz bile yani. Nereden geldik, nereye gidiyoruz, neyiz? Peki bir örnek veriyorum. Şimdi otobüstesin, oturdun. İstanbul'dan Ankara'ya gidiyorsun. Yan tarafı koltuğun boş. Uyuyakalmışsın, buradaki gibi böyle gidiyorsun, geliyorsun. Grip olmuşsun, hastasın. Baktın ki biri oturmuş yanına. Neyse iyi ki birisi geldi de 3-5 muhabbet ederiz de uykumuz açılır yani. Dedin ki abi dedin, nereden bindin? Dedi ki bilmiyorum. Ya dedim, şimdi düşünüyorsun ya ortadan binmiştir. Yani yoldan otostop yapmıştır. Bulunduğu mevkiyi bilmiyordu. Sonra abicim nereye gidiyorsun? Otobüs Ankara'ya gidiyor. O da diyor ki sana Allah bilmiyorum abi. Bindik gidiyoruz işte ya. Şimdi duruyorsun. Hasbinallah. 40 yılda bir adam gelmiş yanımıza. Oturacağız muhabbet edeceğiz tamam mı? Adama bak hiçbir şey bilmiyor. En son soruyu soruyorsun. Abicim sen necisin ya? Ne iş yaparsın? Meşguliyetin nedir? Duruyor diyor ki ben bilmiyorum. Ne dersin? Abicim sen deli misin ya? Nereden geldiğini bilmiyorsun. Nereye gittiğini bilmiyorsun. Hadi eyvallah. Neci olduğunu da bilmiyorsun ya. Ne için geldiğini de bilmiyorsun değil mi? Bakın felsefeciler daha insanlık tarihinden itibaren nereden gelip, nereye gidip, ne için geldiğini bilmiyorlarmış. Bu hakikati anlatan din olmuş ve bunu en cami, en güzel şekilde anlatan da Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam olmuş Kur'an vasıtasıyla. Nereden geldik, nereye gidiyoruz ve neciyiz? Hikmet sormuş. Hikmet. Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bu dünyada işiniz nedir? Reisiniz kimdir? Hikmet soruyor. Yani sorgulayan. Yani yaratılışı, hakikatini araştıran kişi birisi sormuş. Demiş ki nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bu dünyada işiniz nedir? Reisiniz kimdir? Kime soruyor? İnsanlara soruyor. Tamam mı? Bu suale, bu soruya Beni Adem namına emsali olan büyük peygamberler gibi Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam Nevi Beşer'e vekaleten karşısına çıkarak şöyle cevapta bulunuyor. Kim cevaplamış? Peygamber Efendimiz. Diyor ki şimdi bakın. Ey hikmet, bu gördüğün insanlar, bütün Nevi Beşer, Sultan-ı Ezeli'nin kudretiyle yokluk karanlıklarından, yoktuk biz, ilmi ilahideydik. Ne yaptı Cenab-ı Hak? Ziyadar varlık alemine çıkarılan mahluklardır. Sultan-ı Ezeli, Cenab-ı Hak bütün mevcudatı içinde biz insanları seçmiş ve emanet-i kübrayı bize vermiştir. Biz haşır yoluyla saadet-i ebediye müteveccihen hareket etmekteyiz. Yani biz ne yapıyoruz? Ebedi saadete göre gidiyoruz. Yani cennete doğru gidiyoruz. Dünyadaki işimiz ne iş yapıyorsun? O saadet-i ebediye yollarını temin etmek, o yolları güzelleştirmek, nurlaştırmakla Resul malımız olan, yani bizim ana sermayemiz olan istidatlarımızı nemalandırmak için bu dünyaya gelmiş. Ve bu insan kervanına bundan sonra Sultan-ı Ezeli'den risalet vazifesiyle gelip riyaset eden benim. Yani Peygamber Efendimiz. Bütün peygamberler bu manayı anlatmış ama en geniş, en cami, en son şekline getiren Peygamber Efendimiz olmuştur aleyhissalatü vesselam. O yüzden Peygamber Efendimizin makamı çok büyüktür. Üstad diyor ki bütün Nevi Beşer diyor. Bir akıl olsa toplansa bütün insanlar onun diyor manevi makamını idrak edemezler. Elhamdülillah. Böyle bir peygamberi de Cenab-ı Hak bizi ümmet eylemiş. Ne kadar büyük bir şeref. Rabbim layık eylesin değil mi?